Bugün çok mutluyum ya. O kadar mutluyum ki. Benim gibi aciz bir adam Fas'tan kalkıp İstanbul'a gelecek. İstanbul'da padişahla görüşme fırsatını yakalayacak. Sunduğum ilmi çalışmaları, ordu üzerine sunduğum ilmi çalışmalar kabul edilecek. Ve bu ordu gizli bir şekilde ilk görevini alacak. Bir isyanı bastıracak. Ve bütün Babali bunu konuşacak. Nizam-ı Cedid hayırlı olsun. Ümmeti Muhammed'e. Ümmeti Muhammed'e hayırlı olsun. Evet. Biliyorsunuz yeni bir karakter açığa çıktı. Fas'ta da Yabgı Nizam adında yetim, öksüz bir karakter. Kaderin cilveli yollarından geçip İstanbul'a geliyor. Ve yeni kurulacak olan ordunun gerek üniforma tasarımında gerek düzeninde biliyorsunuz İber bölgesi batıyla doğunun sentez olarak birbirine geçtiği bir yer. Anadolu'da o yoktur bakın. Balkanlarda da o yoktur. Çünkü İspanya'daki oluşan o Endülüs medeniyeti ciddi anlamda birbirine geçmiştir. Çok daha üst seviye orası. Anlatabiliyor muyum? Oradaki ilmi birikim şu an Yabgı Nizam, ikinci Yabgı Nizam. Ama bu kim bunlar abi? Bir tane daha Yabgı Nizam var, bir tane daha Yabgı Nizam. İki tane Yabgı Nizam var. Göreceğiz, ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Belki de diğer bölümlerde, bilemiyorum. Ama şimdilik durum bu. Evet. Efendim, bu karakterlerimizin hayatları devam ederken Osmanlı coğrafyasında neler oluyor ona bir bakalım. Yok lan, tarikat marikat değil. Yabgı Nizam tarikatı. Bekir Rüştü Paşa, tamam. Ha, bakın bu Mektepli. Darendeli Fuat Paşa, alaylı. Tamam. Belçistan'a gidecek. Başka? Dolapçı Musa Memiş Paşa. Evet, o da güzel. Onunla da hallettik işimizi. Hakim Paşa. Evet. Dakika 1 gol 1. İspanya. Savaşa hazırlanın. Reddediyor. Otomatik yapacağım. Zaten garnizon almıştık. Evet. İspanya girdik arkadaşlar. Madrid sokaklarında hilallerimiz dalgalanıyor. Osmanlı bugünleri de görecek miydi? Allahu Ekber. Düşünmüyordu İstanbul'dan kalkıp Madrid'e girileceğimiz düşünülmüyordu. Gerillaları toplamış, İber ormanlarında gezen İspanyol askerleri bile engelleyemedi bizleri. Biliyorsunuz. Gerçi o ileriye bir tarihti. O Napolyon'a karşı yapıyorlar. Şimdi değil. Geçmiş dönemden değil. Sabah namazı Madrid'de kılınacak. Aynen. Yavuz'un dediği gibi. Şimdi ama arkadaşlar, eğer bir yerde ciddi anlamda yönetemeyecekseniz, yani medeniyetinizi götüremeyecekseniz, buradaki insanlarla aynı kültürden değilseniz, buraları siyasi anlamda tutamayacaksanız bulunmanızın hiçbir anlamı yok. O nedenle İspanya ile bir anlaşma yapacağız. Barış yapacağız. Madrid'i geri vereceğiz. Madrid'i geri veriyoruz. Bunun karşılığında Venedik isteyeceğiz. Hatta onun karşılığında ne alabiliriz? Küba. Çıkıyor muyuz? Çıkıyor muyuz? Küba'ya çıkıyor muyuz arkadaşlar? Bence kabul edecektir. Amerika'ya çıkıyor muyuz? Oğlum dur ya. Yavuz saçma salak şeyler yazma oğlum ya. Sildim o yazıyı. Ona göre Yavuz öyle şeyler yazma. Ama çok gerçek dışı olacak ya. Ama bizim de İspanya'yı, yani bir anda Madrid'i elimizde, en ideali bu. Venedik Madrid takası yap paşam. Şöyle yapalım, bir dakika. Abi şimdi barış yapacağız. Madrid'i geri veriyorum. Bu çok, çünkü Avrupa devletlerinin ve bütün dünyanın hedefinde olmamız anlamına gelir. Bakın bu çok tehlikeli bir şey. O yüzden Naples ve Venedik istiyoruz. Ben kendilerine Madrid, yani bütün İspanya'yı veriyorum. Onun karşına Naples ve Venedik. Teknolojileri yok zaten bunların. Oha, varmış. Deniz teknolojileri. Gel bakayım. Kabul etmeyecekler. Edecekler mi? Ne diyorsunuz? Vermeyecek. Ah. Oğlum takıldı dedim, kabul edecek. Of. Biliyorsunuz eğer kabul edecekse böyle takılıyor yapay zeka. Reject. Rejected. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz. Abi var. Düşünüyor çünkü. Yapay zeka da düşünüyor. Bak İspanya'yı veriyorum. Karşında Naples istemiyorum. Tamam. Venedik istiyorum. Teknolojiler istiyorum. Bir de savaşta aldığı kayıplardan dolayı Bingold, gariban guraba'nın, halkın kendini toparlaması için altın veriyorum. Naples'ı istemiyoruz. Her şeyi çıkardık. Teknolojiler istiyoruz ve Venedik'i istiyoruz. Yok. Tamam, şöyle yapacağız. Zorluyoruz abi. Çünkü istemiyoruz. Yani ben Madrid'i istemiyorum abi. Kalmak istemiyorum Madrid'de. Sonra inşallah. Daha altyapı yapacağız. Çünkü buralara çıkacağımız aklımıza gelmemişti. Biz Fas'ı alacaktık. İstihbarat dedi ki Fas'ta yendiğin orduların dışında İspanya'da ordu yok. O nedenle biz içlere kadar ilerledik. Tam Otranto istiyoruz. Atamız Fatih dedemizin Otranto, hadi bakayım. Hayallerini gerçekleştireceğiz. Naples artı teknolojiler. Yok, kabul etmiyor. Biraz daha döv, ondan sonra anlaşma yapalım. Portekiz'e mi gireceğiz? Tam anlamıyla bir hilal içerisine alacağız Avrupa'yı. Ama bu bize büyük şey olabilir. Geri dönüşü olabilir yani. Evet, diplomasi bir türlü tutturamadık. Kastil'le diplomasi yapamıyoruz şimdilik. Bu arada Mektepli Paşaların yükselişi demiştik. Aynen öyle. Hakim Paşa Mektepli ve Madrid'e girdi. Onlara bir şey yaparken buralarda imar edelim. Ama paramız kalmadı. Evet. Bunlar nereden gelir? Şöyle durursam. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Tamam. Burada başarılı olduk. Devam ediyoruz. Diplomaside uzlaşamıyoruz. Güzel. Burada top üretemediğimiz için para da yok şu an zaten. Diğerlerini hareket ettiremiyorum. Sonraki tur. Ya da bir Hindistan'a da bir bakalım. Efendim, emirleriniz? Bunların iyileşmesi gerekiyor. Viyana'yı alıp Venedik'e gir. Ya arkadaş, ne Viyana'ymış ya. Medeniyeti götüremiyorsun. İspanya kralı, çok fazla şey istiyorsunuz. Aynen öyle. Bak ben ne dedim size? Ben size ne dedim? Ben size ne dedim abi? Madrid'e girdiğimiz zaman bütün dünya bize dönecek demedim mi? Ben dedim abi size yani. Fransa. Fransa savaş ilan etti şu an. 83 Paris. Victoria 1. Evet, bakalım ne olacak. İsveç benim yanımda mı kalacak yoksa karşı tarafla mı? Onun dışında zaten başka kimse yok yanında gelebilecek. Ve dikkat ederseniz aramız iyiydi biliyor musunuz? Fransa'yla. Eyfel Kulesi'nin altında namaz kılacağız herhalde. Aynen öyle gözüküyor. Bir gece ansızın 82 Paris. Çağıracağız abi. Çağıracağım tabii. İsveç'in bir seçim yapması gerekiyor. Hadi bakalım. Evet. İsveç gelmiyor. Savaşa da katılmıyor. Şu an devleti muazzamalarla savaştayız. Great Britain, İspanya ve Fransa. 84 Stockholm. Ne onu tuttu ne beni, aynen. İsveç gelmedi. Evet. Gördüğünüz gibi İspanya savaşı sonrası Fransa'da anında karşılık verdi. Bu da bizi Avusturya'ya daha da yaklaştırıyor. Yani tampon devlet olarak. İsveç'le dostum bittiğine göre o zaman Prusya'ya şey yapabiliriz. Bir görüşme yapabiliriz Prusya'yla. Nereye gidiyor lan bu? Ha. Avusturya'ya saldırdı. Fransa direkt ordu getiriyor dikkat ederseniz. Ve gemisi de full arkadaşlar. Ben bunu kastediyorum abi. Bak şimdi ben bu İspanyolların ordularını bölük pörçük nerede kovalayacağım bulacağım. Madrid'de durmama nedenimiz buydu yani. Ama şu an işte kötü senaryo oldu. Madrid'i ele geçirdik ama ya işte ne demişler? Ne demişler değil direkt yani. Kur'an'da ayet. Hayır bildiklerinize şer, şer bildiklerinize hayır vardır. Siz bilmezsiniz. Aynen öyle bak. Hayır gibi görünüyor. İspanya'ya girdik ama başımıza bela çıktı. Fransa gibi devasa bir devletle tek savaşa girdik yani. Aleykümselam. Aç gözü olmayacaktın paşa diyor. Al işte. Diplomaside anlaşamadık ne yapalım? Demek ki abi İspanyollar anlaşmış Fransızlarla. Hiçbir şekilde barış yapma biz Madrid'i kurtarmaya geleceğiz demiş herhalde yani. Anlaşmışlar abi kendilerini aralarında. Oo, revize ediyor orduyu. Toparlıyor. Gir lan oraya gir lan. Madrid'i Fransa'ya verelim. Oo, oldu. Büyütelim ondan sonra şeyi. Kadiz. Burayı yıkacağız oğlum. Burayı yıkacağız mecburen. Bulgaristan'da Karyova. Fikret olsaydı burayı bilir. Fikret'im zaten. Karaağaç ne bu? Karaağaç mı burası? Karyova. Fikret'im memleket olmasın. Tamam. Cami yaptık. 2 tane tarla. Buraya cami. Buraya şey yapalım ya. Mutlu mu bunlar abi? Bunlar çok mutlu ya. Buraya fabrika. Muharrem. Aa! Vay be. Muharrem Paşa. Cihat ederken öldü adam ya. Hint Fatihi ya. Allah rahmet eylesin. Evet lordum. Abi ya. Adam Gücerat Fatihi, Sint Fatihi. Vay arkadaş. Muharrem Paşa kimleri gördü biliyor musunuz? İlk paşaların yanında savaşmış biriydi. Alaylı bir şekilde. Kendisinin paşa olması da vasiyet edilmişti. Baltacı, Sakızlı hep onları gördü. Vay be. Hakikaten iyi komutandı ya. Hazırım. Allah rahmet eylesin Muharrem Arif Paşa. Ya. Cordoba'da adamlar orayı istila ediyorlar. size nasıl hizmet edebilirim? Ediyorsun zaten. Araştırma tamamlandı. Oo, Sinan Zahittin zaten şey yani bir bürokratlardan biri ölmüş. Fransa ile ticaret iptal. Dostumuz bozuldu. Avusturya ile İspanya ile savaşa girmiş. Çok güzel. Binalar tamam. Rumeli'de top üretimi tamam. Evet. Majesteleri ileriye marş. Bir şey değil mi? Biz şimdi şeyle anlaşma yaparsak. Abi. Oha! Fransa nerelere gelmiş oğlum? Avusturya'yı tokatlıyor Fransa. Tamam biz Fransa... Abi Avusturya ile anlaşma yapacağız. Of 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 of. Fransa'na uçmuş uçmuş. Uçmuş abi. Bohemia'ya girmiş herif. Bizim şu an hedefimiz kesinlikle Avusturya ile anlaşma yapıyoruz. Friendly diyor. Avusturya bizi seviyor oğlum. Friendly. 20 tur karşılıklı askeri geçiş anlaşması. Kabul etmedi. Bunu nasıl yapacağız o işi? Onu yapmamız lazım. Bunu bir şekilde yapmamız lazım. İspanya'da tutunamayacağız. Bu İspanya'da tutunamayacağımız için şöyle yapacağım. Nerede İspanya? Barış vereceğim. Naples'ı ver. Teknolojileri ver. Military Access. Ben 5 vereceğim. Sen 10 vereceksin. Bir de ben üzerine 2000 gold vereceğim. Bakalım anlaşacak mı? Bence şu an yapay zeka bu diplomasi kaldıramayacak ve oyun çökecek abi. Kabul etmiyor ya. Hazırlanın. Evet. Kabul etmiyor. Efendim. Nizami Cedid ordularını oraya götürdük. Evet birkaç tane ordusunu tepelememiz lazım. Efendim emirleriniz. Zafer bizim. İleri marş. Ya bunların yaptığı istilaları nasıl şey yapacağız yani? Şeye girsek, Portekiz'e girsek. Portekiz'e götüreyim. Ek emirleri bekliyorum. Belki kabul eder bu sefer. Toprak istemez ama toprak niye istemeyelim abi? İspanya bize Venedik'i vermesi lazım yani İspanyolların. Şöyle yapacağız. Kuzey Afrika'yı koruruz. Anadolu'da da zaten Nizam-ı Cedid var. Yine Mısır'da da ordumuz var. İspanya'nın... Tamam hadi öyle yapalım. Evet. Çünkü... Çok geniş ve bize yukarıdan ordu geliyor bak. Nerede? Bak burada da var ordu. Bir de Fransızlar bizi zor duruma düşürebilir burası. Çok ileri gittik çünkü. Her şey adım adım ve tedricen olur. Şöyle yapacağız. Tamam ben veriyorum bir dakika. Nerede seçti mi? Lan seç ha seçti. Teknolojileri alacağız. Ve askeri geçiş hakkı isteyeceğiz. Toprak istemiyoruz. Sınırsız toprak geçiş hakkı. Askeri geçiş. Yok abi. Yok bunlar kesinlikle Fransa ile anlaşmışlar ya. Net yani. Etmiyor abi. Ederim tabi lan. İstanbul'u geri verecek adam. Niye vermeyeyim? Ser dayatıyorsun adamlara. Hizmetinizdeyim. Bunlar iyileşsin. Bunlar zaten iyileşmede değil mi? Buraları imar etmesek isyanlar da çıkacak. Bu adamlar gelecek mi? Ordu getiriyor. Hepsi line infantry. Bunda neler var? Bu ne oğlum? Kolonilerden adam getirmiş herif. Görüyor musunuz işte? Ondan sonra Batı'ya niye şey yapıyorsun? Adam kolonilerden adam getirmiş lan. Ok mu atacak oğlum bu adamlar bize? Görüyor musunuz işte? Batı zihniyeti budur arkadaşlar. Geçen bir arkadaş şey yapmış da incinmiş. Çok batıya giydiriyoruz falan. Role playing yapıyoruz. Zaten mailleştik, bir mail atmış bana. Gerekli cevabı verdiğimi düşünüyorum. Yani bir sıkıntınız varsa mail atın arkadaşlar. Gerçekten atabilirsiniz yani. Benim yanlış yaptığımı, bir şeyleri böyle abarttığımı falan düşünüyorsanız mail atın. Ben de size kendime şey yapayım yani, izah edeyim. Çünkü yayın esnasında roleplaying mi yapıyorsun, gerçek mi anlaşılamayabiliyor. Veya gerçek ciddi olarak söylediğim şeyler de belki hata yapmış olabilirim ama mail atın yani, konuşabiliriz. Neyse, şimdi şu ilk yapmamız gereken husus Hindistan'daki ordumuzun yeni... Efendim, emirleriniz? Bakın, bizim için önemli olan ne biliyor musunuz? İslam medeniyetinde cumhuriyetmiş, monarşiymiş, mutlak işte monarşiymiş, yok meşrutiyetmiş. Devletin yönetim biçimi farklı farklıdır. Halifelerin seçim şekillerine bakın. Mesela. Ayen özel seçim var. Oylamayla seçim var. Direkt atama var. Demek ki neymiş? İslam'da çeşitli yönetim biçimleri olabilirmiş devlette. Buradan bunu anlıyoruz. Tatbiklerden. Ama en önemli husus ne biliyor musunuz? İstişare. İstişare. Bir ki Türk, direkt İslam öncesi Türk ve sonrasında da Türk. Biliyorsunuz bizim nelerimiz var? Toylarımız var. Divanlarımız var. Ne yapıyor? Diğer beyler geliyor. Bir otağa kuruluyor değil mi? Ne yapıyor? İstişare ediyorlar. İşinde ehil olan insanların bir mecliste bir hususu istişare etmesi. Şu an Baba Ali ile bağımız yok. Etrafımız Maratha keferesiyle çevrili. Yabancı bir coğrafyadayız. Bu insanların hiçbiri bu coğrafyada bilmiyordu yani. Niye geldiler buraya? Cihat ilan edildi ve burada da mazlum, gariban, guraba bizden yardım istedi. Biz de buraya geldiler. Bunların hepsi yardan geçti. Anadan babadan geçti. Dava uğruna buradalar. Şimdi efendim, bütün birlikler kendi aralarında istişare ediyorlar ve topçu başının ordunun kumandan olmasını istiyorlar. Bakalım kim gelecek derken paramız yok. Bir dakika. Para yok. O kadar konuştuk, para yok. 1200 gold istiyordu. Bunu da yapamam. Neyi iptal edeceğiz? Bir şey iptal edeceğiz. Paramız yok oğlum. Tam komedi olmadı bu konuşma. Oğlum komutan atayamıyoruz ya. Evet beyler, Pamukeliler cebi aynen. Paşa yine. Şu an atayamıyoruz komutan. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Saldırırlarsa ne yapacağız? Saldırmayacaklardır. Evet, İnşallah. O zaman çekilirim. Ve Babür topraklarına geri çekiliyoruz. O kumandan atandıktan sonra derken başkent... Allah. Hazırım. Ama kaybetmez başkenti ya. Yok, kaybetmez. Çok güzel klip olur. Hakim Paşa. Tamam. Fuat Paşa. Heh, şimdi. Bunların ikisinin bize saldırma ihtimali var. O nedenle yüksek bir yerde bekliyoruz. Evet lordum. Paşamız. Ha, bir dakika. Yo tamam, düzelsinler. Bu askerleri iyileştirme emirlerini geri alabilirdik. Deli Mehmet Paşa. Bu da alaylı. Alaylı diyorum. Mektepli. 3 mektepli paşa var. Evet, İstanbul'a göndereceğiz bu paşamızı. Onun için şurada bir sebek üretelim. Gelsin o. Devam. Emirleriniz. Doktrin, eyvallah. Teşekkür. Paşam, Endülüs'ünü niye kefere vermek istiyorsun? Kardeşim bak, alacağız, geri alacağız da anlamıyorsunuz mevzuyu. Henüz Osmanlı yönetimi altına girmeyi kaldırabilecek siyasi ortam yok orada. Bak ne oldu? Madrid'e girdik, direkt Fransa savaş açtı. Bu ne demek? Daha fazla insanın zarar göreceği anlamına denk geliyor bu. Bak çıkardı orada getiriyor herif. Oha yok ha. Oha. Al. Aldın mı cevabı? Oğlum adamlar direkt kuşattı lan. Adamlar direkt kuşattı oğlum. Fransa'yı görüyor musun? Siz hayatınızda böyle bir yapay zeka gördünüz mü? Kafire bak ya. Abi burada sur var mı? Var olması lazım sur. Ama bunların topu da var. Bizim havanımız var. Bir havan var bir de şu var. Of süper. Frank. İlk mektepli paşamızı kaybedebiliriz ha. Hakim Paşa. İlk mektepli paşa. Bu arada bu neden Endülüs'ü terk etmek, Endülüs'ü geri veriyorsun sorusunun cevabını aldınız mı? Durun bakalım. Ya Allah bismillah. Hadi bakayım. Adamlar anında geldi ya. Anında. Ben şu an şok yaşıyorum. Yani Madrid'e girdik. Anında herifler geldi. İttifak olarak. Bak ben ne dedim? Kastil'le Fransızlar anlaşmışlar. Yani anlaşmış abi adamlar. Düşman buradan gelecek. Tamam güzel. Havan topumuz nerede abi? Bunlar kendimizi vurur muyuz acaba ya? Yani bu bombardıman atar mı böyle ya acaba? Yok şimdi şöyle yapacağız. Dışarıda top birliklerimiz olacak ya net yani. Tam böyle geliyorlar. Şimdi havan topumuz zaten dışarıda. Tamam. Buradan sıkarız abi. Gayet başarılı. Benim için önemli olan şu. Şu top acaba bombeleme atabilecek mi? Buradan atar mı? Ne diyorsunuz? Bombeleme buradan atabilir mi? Ya şu havan topu bombeleme atar mı buradan acaba? Atamazsa var ya geçmiş olsun yani. Kendi adamlarımızı falan vurursak. Buradan atar ama sanki ya. Biraz daha geriye mi? Biraz daha geriye dersek. Nerelere vurabiliyor? Şuraya kadar vurabiliyor. Çok az abi ya. Daha geriye koyarsak kendi ordumuzu vururuz ya. Neyse dışarı koyuyorum. Bunu da dışarı koyuyorum ya. Tamam şimdi. Süvariler geride. Paşa burada. Hatta şurada dursun da. Tamam. Şimdi Madrid savunması oğlum vay arkadaş ya. Surlarda adam kalmasın. Şimdi bunlar tamam. Bunların menzili uzak. Düşman yaklaşınca bunlar vuracak zaten. Yeniçeri top kullanacaktır. Tamam. 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 Gayet iyiyiz. Şu bombardımanları öldürsün bakayım. Tamam. Of abi, adam tek bölükle bütün suru doldurdu lan. İspanyollar arkadan gelirse onlar için planlarımız var. Yok değil yani. Şu an gayet iyiyiz. Bunlar sıkamaz. Bunların şey sayısı az. Tamam. Bombacıları öne çıkartacağız. Eğer şeye gelirlerse, buraya kadar yanaşırlarsa bunlar hand mortar, yani bayağı el bombası fırlatıyor bu adamlar. Ama neyle? Tüfekle, elleriyle değil. Aynen, bunları hep koyuyorsunuz, otomatik bunlar gelip topu kullanıyorlar arkadaşlar. Aynen öyle, kendi otomatik. Haydi başlıyoruz. Oo, düşündüğüm çaprazlıya şeyden gelmiyorlar. Bak, kullanmaya başladılar. Bakın. Evet, iyi başladık şu an. Çok iyi başladık. Çok iyi başladık. Oo, bir dakika, surları vuruyor onlar da. Evet, şu suru vuruyorlar abi. Toplarını imha etmemiz lazım. Evet, çok güzel, çok güzel. Ama bir şey diyeyim mi? Onlar sanki vuramıyor gibi. Aa, bu çok kötüler zaten şu an. Aa, süvariler hücuma geçti. Ama şura %2 olmaz, vuruyorlar abi. Vuruyorlar. Evet, Fransa düşündüğümden daha iyi davrandı şu an. Beyaz bayrak, çok güzel. Çok güzel. Hasbinallah. %50 oldu burası. Çık buradan, çık. Yıkacaklar burayı. Oğlum, bunlar niye indi? Niye bunlar iniyor sadece? Yahu, hasbinallah. Çık, 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 çık. Ben sadece... Ya Burak yıkılacak ya. Çabuk 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 çabuk. Bunlar yerliler, yapacak bir şey yok. İspanyollar nereden geliyor? İspanyolların geliş yerleri belli değil. Saldırsanıza, saldır emri verdim. Aa, İspanyollar gelmiş. Bombardımanları Tehlike yaptık ya. Of buraya da toplar düşüyor. Bizim havanlar ne yapıyor ya? Yok abi. Bu yiğitleri biz öldürttük ya. Büyük hata. Hasbinallah. 51. Yıkılacak burası. Şu topları nasıl hala patlatamıyoruz ya? Bunlar line infantry artık. Bunlar ne? Geç burayı. Aaa! Oğlum bunlar şey... Lan ben bunları adam gibi gördüm. Adamlara saldırttım. Vallahi ben onları yerliler zannettim lan, o çubukları. İnce ince dizilmiş yerliler zannettim ben onları. Vallahi billahi. 84. İnin. Yıkılacak orası. Of. Evet, ölüm emri. Topçulara hücum vereceğiz. Çare kalmadı. Yoksa burayı yıkacak ki yıktılar. Evet. Geçmiş olsun. Ne yapacağız? Evet. Topçu birliklere de hücum ettiler. Bunlar da kaybediyor. Paşa... Oha, bu adam nasıl ölmüş ya? Burayı da vuruyorlar. 8. Ne oldu? Tamam. Delilerin ve Memlük beylerinin yapması gereken bir görev var. Hadi bakalım, yapabilecekler. Durum çok vahim şu an. Bunların gerçi inmesine gerek yoktu ya. Burada hadi. Şu an önünüz açık, haydi. Ölümüne yiğitler. Eğer bunu başarırlarsa tamam. Tekrar surlara çıkabiliriz. Toplar kırılmış mı? Yok. Haydi yiğitler. Tarih unutmayacak bu isimleri. İşte bu. Of, müzik tam zamanında geliyor. Bunlar yukarı mı çıkıyor? Vallahi yukarı çıkıyorlar. Oğlum kader... Çık 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 çık, tamam çıkın. Görev başarılı. Kurtarma operasyonu. Şimdi de kurtarma operasyonu. Vallahi billahi kurtardılar. Şimdi İspanyol toplarını bulmakta sıra. Aha girmişler ama bunlar zaten ne yapıyor? Kendilerini vuruyorlar. Tamam yok. Bu yiğitleri kurtarmamız lazım şimdi. 41 kere maşallah bak. Deliler 41 kişi. Bunları kurtarma operasyonu çekmemiz lazım. Fransızlar surlara çıkıyorlar, evet. Et be. Havanlar 5 para etmez çıktı. Niye? Biz adamlarla dövüşürken nokta atışı yapıyor. Bizi sıkarken bu adam bile vuramıyorlar. Kalleşler ya. Modu nasıl yapmışlar abi? Bu kadar diken üstünde oynadım mı? Oynamamıştım. Ben daha önce oynadım. Oha ne oldu lan? Ok atıyor oğlum herifler. Abi yerlilere bakar mısın? Ok atarak adam öldürdüler lan. Buradan gelen yok. O zaman bunları bu tarafa sevk edeceğiz. Aa oğlum girmişler lan. Yıkık surdan girmişler. Yukarı çıkmışlar. Vay çakallar. Neyse halledeceğiz. Bu ne oğlum? O kapıdan giremezler herhalde. Açılmasının sebebi şey işte. Bizimkilerin dışarı çıkma çalışması gibi bir şey. Tamam zaten beyaz bayrak mı çekiyorlar? Kaçıyor mu? Ne oluyor belli değil. Bunları hücum ettirsek beyaz bayrak çekerler mi acaba? Ne bu, komutanları mı? Vallahi komutanlar, İspanyol komutanları. Şu sancağı indirin artık şuradan. Haydi yiğitler haydi. Güzel. 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 Böyle işte. 100 mü? Kim yıktı lan burayı? Top yok bir şey yok oğlum. Nasıl yıkıldı burası? Vallahi içeri girdiler. Oğlum kim yıktı lan burayı? Havan topu mu sıktı buraya? Lan kendimiz mi vuruyoruz burayı? Lan siz değil lan, siz değil. Şuradan in. Hasbinallah. Orası nasıl yıkıldı? Çok kötü abi. Oradan gelecekler. Burada square formation çekeceğim şimdi. Burada top var mı? Yok. Alacağız ya. Bu savaşı alacağız ya. Bu tarafa hep beyaz bayrak çekti. Bence bu otomatik atıştayken buraya çıkan Fransızları vurmak için şey yaptı yani. O kendimiz vurduk burayı yanlışlıkla yani. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arada. Tiyaki hoş geldin. Uf. Aynı anda geliyor. İspanyollarla Fransızlar aynı anda. Allah bizimki de şehit olsun. Buraya gelin. Buraya mı çıkacaklar? Ya. Ne tarafa yardım? Tamam, buraya hücum edelim abi. Haydi yiğitlerim, haydi yiğitlerim. Padişah Hazretleri inşallah başarı haberini alacak. Hepimize güveniyor. Sadece o değil, onun nezdinde bütün ümmeti Muhammed bu savunmadan haber bekliyor. Haydi! Ha, İspanyollar beyaz bayrak. Doldurun yiğitlerim, doldurun! Ha. Captain Marl öldü. Fransız komutan. Top atışlarıyla düşman generali öldürülüyor. Harika bir haber. Beyaz bayraklar oldu. Direkt beyaz bayrak. Kesin bunlar. Bizimkiler niye kaçıyor ya? Bize top atışı mı değdi? Bunlar düşman genel askerler abi. Tamam, bunlara geç. Tamam, güzel. Şu askerler artık bu tarafa çekebilirim. Bak, buraya top değiyor ya. Top atıyorlar abi. Bir yerde daha var bunların topları. Aha, bir dakika. Değil. Tamam, onu bizimkiler attı. Oğlum, bunların bir yerde topları var ya. Bu ne lan? Bunlar attan indirmiş. Attan inmiş. Piyadeye geçirmişler. Allah Allah. İlginç. Yine geliyorlar. Yine bir hücuma kalkışlar. Amerika'dan, sömürge ülkelerden asker getirmişler ama ne yapıyorlar? İspanyolların sayısı fazla. Bu taraf da tamam. Buradan top atışı var mı? sürecek bu savaş. Şimdi bir de İspanyol ordusu geliyor. Hakim Paşa. Hakikaten mekteplilerin yükselişi lan. İyi savunuyor şu an. Bizim süvariler nerede? Şeyi kesebiliriz ya. Bunları hazır burada. Abi bunlar sıkmaya çalışıyor lan. Sıkıyorlar hatta. Nereye vuruyorlar? Ne oluyor oğlum buraya? Ne olmuş böyle? Oğlum nasıl bir bug'dır lan? Neyse dursun orası. Büyü yapıyorlar. Büyü. Kara büyüyle uğraşıyordu Fransızlar, İspanyollar. Normal yenebileceklerini şey yaptılar. Aa içeri girmişler. Başka çareleri kalmadı. Daha gelebilirler mi? Yok. Gelin abi in. Bir fikrim var. Bombacılar buraya çekeceğim. Evet. Sıcak temas savaş başladı. Vallahi sıcak temas savaşa geçtiler. Bombacılarla kendi adamlarımızı öldürmeyiz inşallah. Dışarıdan sokacağım ama. Aynen dışarıdan abi, dışarıdan. Arkadan dolaştırıp bombaları bir atacağız. Bu savaş bizde. Sayımız azalıyor. Buraya da mı çıktılar? Biraz sıkıntı oldu. Kime vurabiliriz? Sayılar artıyor ha. Hadi yiğitlerim haydi. Dışarı çabuk. Hasbinallah. Buradan da birlik geliyor lan. Of marinler geliyor abi. Bir dakika bu güzel olmaz. Bir dakika gel buraya. Çıkacak bu adamlar. Buraya çıkacak. Aha bizimkiler beyaz bayrak çekiyor. Yapmayın abi. Bu hiç iyi olmadı. Çıkıyor bu herifler buraya. Vallahi çıkıyorlar. Şöyle yapacağım. Heh, güzel. Dikkatlerini dağıttık. Çok güzel. Ulan hangi birine yetişeceğiz? Ya of. Ne oldu? Düşman generali öldürüldü. Allahu Ekber. Şurada bir yığılma var. Asker kalmadı bize, asker. Asker kalmadı. Bombacılar halletti işi. Haydi yiğitlerim, haydi. Bak buradan da sıkıyoruz hala. Aa bunlar bombacı. Bunlar ne araba? Bunlar kim? Oğlum bunlar bizim şeyci lan. Yeniçeri bayağı inmiş. Ne ara indi bunlar? Sıkın lan. Sık 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 sık. Oo daha hazırlıyorlar. Heh. Süper. Bunlar ne yapmış oğlum? Oğlum bu nasıl bir bug? Oğlum bu ne lan? Onlar sıkamadık da. Heh, evet. Bombacılar yürürseniz artık. Allah peygamber hakkı için sizi bekliyoruz sabahtan beri. Aha İspanyol. Aha. Top atışlarıyla kaybetmişler burada. Süper. Oğlum kendi adamlarımızı vuruyoruz sanki. Bura niye yıkılıyor durduk yere ya? 55 nasıl oluyor? Bir yerden bomba geliyor abi. Hasbinallah. Bizimkiler beyaz bayrak. Niye beyaz bayrak? Çünkü kendimizi vurduk büyük ihtimal. Havan topu. Bu havan topunu takip etmek lazım. Bu replay'i kaydedeceğim. Havan topunun nereye attığına bakacağım abi. Sürekli bakacağım. Bunların hemen inmesi lazım. Çünkü burada asker şeyimiz var. Şunlara hücum ettik mi? Hadi bombacılar haydi. Az kaldı. Bir tek bunlar. Bir tek bunlar hadi. At bombayı. Atıyorlar. Allahu Ekber. Koşun yiğitler koşun, adam kalmadı. Nasıl 72? Heh, patır patır dökülüyor. Güzel. Bizim süvariler halletmiş. Tamam. Son hücum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hücum. Oğlum çok tatminkar bir savaş oldu lan. Şuraya bir bomba yardırdık mı? Tamam. Geri durun. Bombayla ölecekler. Yetişti yiğitler. Yetişti. At bombayı. Vallahi geliyor bombalar. Allahu Ekber. Hücum. İspanyol ve Fransız keferesinin aynı anda saldırdığı Madrid'i elimizde tutmayı başarıyoruz. Var mı lan daha gelecek? Var mı? Gönderin gelsin. Buraya mı gideceğiz? Oha! Oha! Adam buradan sıkıyor oğlum. Adam buradan sıkıyor, sektire sektire buraya getiriyor lan. İnanılmaz oğlum ya. Ben de diyorum kim öldürüyor oğlum bu adamları? Abi şunu görüyor musunuz? Bir adam kalmış. Bak bak bak. Adam bir kişi. Gel lan buraya sen. Sen bizim medar iftarımızsın. Gel buraya. Bir kişi. Şu 6 kişi sen de gel. Bak bak bak, görüyor musunuz? Ta burayı vuruyor. Yalan ya. Bu kadar olmaz abi. Bu kadar olmaz ya. Yalan yalan yani. Bu adamlara gitmemiz gerekiyor. Bitmesi için onu. Adam ta oradan buraya sıkıyor. Şimdi şöyle, modu yapanlar topun sekme istatistiklerini artırmışlar abi. Top çarpa çarpa ilerliyor yani. Başka açıklaması yok yani. Yazıklar olsun ya. Bu nasıl bir hiledir ya? Adamın önü kapalı. Yanlış grubu almışız. Yazıklar olsun ya. Sırf Osmanlı'yı essinler diye adamlar neler yapmış ya. Böyle oyunlara girmiş. Ali Cengiz oyunlarına girmiş. Öyle mi diyorlardı? Süvarilerle orayı basalım ya. Görüyor musunuz? Bak bu adam tek başına. Adam tek başına kalmış lan. Birlik yok olmuş oğlum ya. Helal olsun lan sizlere. Şuna bak. Efendim? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Birlik dağılmış, yok olmuş. Can vere vere. Şimdi orada ne göreceğiz? Karşımıza ne çıkacak? Bir bilelim de ona göre gidelim. Şimdi şurada büyük ihtimal bunların sayısı 87. Biz burayı hallederiz. Tamam. Halledeceğimize inanıyorum yani. Bizimkiler seviyeli. Top da sık, ateş de ettiririz. Evet, bizimkiler sıkıyor şu an. Tamam. Hayır, güzel. Tamam, sur dışına çıktık. Abi şu ortama bakar mısınız? Şu ortama bakın. Şu ortama. İyice canlar gitti burada. Bu yok. Evet. Of, 173. 200 kişi mi izliyor lan bizi? Ana! Çok iyi lan. Teşekkür ediyorum bu heyecanıma ve mutluluğuma ortak olduğunuz için arkadaşlar. Aynen, burada bir bug oluşmuş durumda. Halledeceğiz burayı. Bug'dan da... Bir dakika, şurada bunlar ne? Ha, bunlar kaçıyor. Çilevne marşı. Sancağı dikeceğim abi. Sancağı dikiyorum. Haydi abi, alacağız. Konuştuk onu Osman ya. Onu konuştuk Osman. Az bir şey girişte konuştuk. Takipler için teşekkür ediyorum bu arada. Haydi yiğitlerim. Emir verdim. Atış serbest. Menzilde değil mi? Dur, biraz daha yaklaşacağız. Heh. Geliyorlar işte. 83. Oğlum bunlar bizi alır mı acaba ya? Allahu Ekber! Allahu Ekber! Kaydet abi bunu. Büyük Madrid savunması. Çok iyiydi lan. Bence çok iyiydi yani. Yo, şimdi marş çalarsak ki uğraşamam şimdi onunla. Telif hakkı falan giriyor biliyorsunuz. Büyük Madrid savunması diye Kaydediyorum. Evet. Of. Hakkı Paşa. Evet, düşmanın sayısına bakacağız şimdi. Bizimkilerin hepsi seviye atlamış abi. Bak bak, kayıplara bak. Lost. 309 kişi ölmüş. Bak 6 kişi kalan bunlar. 300 kişi. Görüyor musunuz? Nice canlar gitti. Killere bakalım. Abi Beylik Yeniçeri. 722 kişi öldürmüş tek başına. 214 kayıp vermişler. Rütbeleri arttı aynen hepsinin. Abi şimdi İspanyollarla beraber toplam 5510 kişi gelmiş. Biz 3626 kişiyiz. Evet. Muazzam bir zafer. Organgan gitti. Gitsin, yapacak bir şey yok. Şimdi hazır mısınız? Yasin'cim hoş geldin. Nerelerdesin ya? Özledim Yasin seni ya. Nerelerdesin Yasin? Not şizofrenik güzel insan. Moderatörümüz. Şimdi şöyle yapacağız. Size bir kıyak geçeyim. Bu iki tane süvari var ya. Deli ve Memlük birliği. Bunlara sizin isminizi vereceğim. Ama kimin ismini vereceğim? Kimin ismini vereceğim acaba? Aha, Lehistan ne diyor? Askeri müttefik olalım. Sınırsız bir şekilde topraklarımdan geçebilirsin diyor. Ve ticaret yapalım diyor. Anazofya. Enna. O dönemki bayrağı zaten abi, Fransız bayrağı. Ne yapalım? Kabul etsek mi? Ama herkesle savaşıyor abi. Herkesle savaşıyor yani. Avusturya ile savaşmasa Fransa ile savaşıyor. İsveç ile savaşıyor. Yok ya. Leistan. Kendi başınasın. Viyana'da gelmeyecektin. Gelmeseydin Viyana'da. Biz sana dedik mi Viyana'ya gel diye? Bak ne oldu şimdi, seni paylaşıyorlar. Hatta sana bir öngörümü söyleyeyim. İleride daha büyük bir dünya savaşı çıkacak. Ve yine seni paylaşacaklar. Lehistan. Polonya. Reddedeceğim tabii ki. Ne halim varsa gör. Viyana'nın Hussarlar kurtarsın seni. Aynen öyle. Kanatlı süvarilerim var ya, kurtarsınlar kardeşim. Aynen, Avusturya ile aramızı bozar. Oo süper. Birbirinizi indirin. Oo ne diyor? Aa sana diyor komiyi verelim diyor. Bize teknoloji ver diyor. Kabul edek mi? Kabul edelim mi? Ama bir şey diyeyim mi? Aramız kötü olursa, yani toprağı geri almak için uğraşırsa ne yapacağız? Abi ne yapacağız oralarda? Buz gibi yerler ya. Bizim memlekette. Komi neresi abi? Komi bizim koru topraklarımızda. Komi'de Türkler var mı? Yok abi. Adam tuzağa çekiyor bizi. Yok lan, vermiyorum. Defol. Al satarız diyor. Tamer. Hayır abi. Tuzak o, tuzak. Tuzak. Beleş toprak. Abi öyle düşünmeyin. Deli Petron'u vardır bir bildiği. Teknolojiyi vermiyorum abi. Demek ki çok ihtiyacı var yani. Ha bir dakika durun. Durun. Kazan bizde değil mi ya? Aha. Oo. Geber. Otomatik. Zafer. Güzel. Başka toprağa geçirecek yer bulamadı. Bu oyunda co-op var ama şöyle. Aha. Sunduk Hamdi. Sunduk Hamdi'yi ne yapalım? Şuraya göndereyim. Allah! Karanlık benim dostumdur. Bir dakika, bu ordu basmış beyler. Balkanlara çıkma ihtimali var. Efendim. Hızlı. Hızlı Balkanlara çıkacak kastel. Sola marş. Evet. Evet, of, orduya bak, Nizam-ı Cedid. Allah'ım ya Rabbim. Yalnız çıkamaz çünkü şeyle de savaşta bu arada. Önce Avusturya'ya çöker. Efendim, emirleriniz? Tamam. Skop. Buraya çıkmamış mıydı bu ya zaten? İstanbul zaten camimiz var. %66 İslam. Buraya şey yapalım ya, fabrika yapalım abi. Kanlı. Bak -1 moral. Niye? Hakim Paşa aslında yendi. Granada. Burayı istila etmiş. Evet. Oo, Lizbon olmuş. Portekiz. Aynen, barış yapacağız. Durun. Bayrağı çekin. Portekiz kuşatması. Tamam, bu teknolojiyi araştırdık. Heh. Mısır ordusunu. Abi çok nizami oldu. Tam Avrupa'yı ordu bu ha. Tam Avrupa yani şey olarak. Statlar olarak oyunda. İleri marş. Buna da top ürettik mi? İleri marş. Ver elini Viyana falan. Aa, direkt çıkartabiliyorum ha. Şurada top üretebiliyor muyum? Lan oğlum bir git ya. Burada top üretimi var. Vallahi var. Tamam. Oo, panduk manduk da üretiyoruz Bosnalılar. Oo, süper oldu bu. Şuraya geldik mi? Of, tamam. Kurtardık Balkanları da. Kastil'in herhangi bir atağına karşı. Gemi emirleriniz. Bu arkadaşların dışarı çıkmasını istiyorum kardeşim. Niye çıkartamıyorum? Ya bir türlü şunu şey yapamadım ya. Marş. Heh. Yordum. Marş. Güzel. Şimdi buradan iki Bosna, bir Bosna daha üretsin abi. Bir Bosnalı daha. İki tane top. Ya da şöyle yapalım. 2 top. Arnavut birlikleri nereden üretiyorduk biz? Sırbistan tarafından mı? 2 tane de Arnavut birliği. 2 tane de Panduk. Zaten var. 2, 4, 6. Burada kaç boşluk var? 5 boşluk var. Zaten burada var. Tamam ya, önemli değil. Hallederiz. Dağıtırız onları. Şimdi. Evet. Orduya istişare usulü ne demiştik? Topçu başının ordunun başına geçmesini bütün birlikler kabul ettiler. Mithat Galip Paşa. Adın gibi 51 yaşında. Adın gibi sen de galip olasın inşallah. Hazırlanın. Evet. Sola marş. Ek emriniz var mı? İnşallah burayı alacağız. Mektepli Paşa değil bu, alaylı. Çünkü burada şu an bakın Hindistan'daki ordumuz. Burada ayrı bir dram yaşanıyor arkadaşlar. İHŞ sıkıntımız yok. Bölgedeki Müslüman Hindular zaten gerekli yardım ediyorlar ama kesinlikle askeri teçhizat yardım yapamıyorlar. Çünkü kendileri de yetiremiyor. Sadece karnımız doyuyor. Buradakilerin hepsi iman gücüyle buradalar abi. Hindistan'ın göbeğinde geziniyoruz abi. Kopuk iletişim kopmuş durumda şu an. Anadolu'yla falan. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Burada bir ayrı bir efsane yaşanıyor beyler. Bakalım geriye dönebilecek mi bu ordu? Şuna bak. Maratha ne kadar ilerledi. Of. Ordum. Evet, şeye giriyoruz. Belucistan'a. Allahu Ekber. Yetişemediler. Efendim emirleriniz. Saldırın. Hiç uğraşmıyorum. Komutanları da yok zaten başında. Savaşı görmüyoruz artık. Zafer bizim. Evet. Safaviler tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Hainlikleri hiçbir zaman unutulmayacak. Dillerden dillere dolaşacak. Gelecek nesiller hainlere neler olduğunu, akıbetlerin ne olduğunu bilecekler. Teslim meslim yok. Bütün askerler kılıçtan geçirildi. Zaten hemen de dilenmedi. Sonuna kadar da savundular. Çünkü medeniyetleri yok olacaktı ki yok oldular. Halka dokunulmuyor. İstedikleri gibi yaşıyorlar zaten. En başında ne dedik? Biz Gujarat'a yardıma giderken Safaviler batıda İspanyollarla savaşırken Safaviler savaşı ilan ettiler tekrardan. Anlaşmayı bozup. Biz hatta önceki bölümlerden bilenler bilir. Aramız iyileşsin diye ticaret anlaşması yapalım diye biz teklif götürüyorduk Safevilere, kabul etmiyorlardı. Açtıkları savaştan sonra dedik ki, yemin ettik, vallahi billahi sizleri yok edeceğiz diye yemin etmiştik. Evet. Oo, Afganistan. Yeni bir devlet açığa çıktı. Safeviler yok olunca ben niye iyi ki Afganistan'a girmemişiz? Çünkü Afgan bölgesinde zaten Safevilerin çok üstünlüğü yoktu askeri olarak. Safevilerin direkt kalbine yumruğu indirdik. Afganlar da direkt özgürlüklerini ilan ettiler. Evet. Safeviler ortadan yok oldu. Yeterince Safevilerle savaştık. Safevi savaşlarını çok izlediniz zaten. Gerek duymayalım ona. Hazırım ve emirlerinizi şimdi bekliyorum. Bu orduyla tamamıyla Hindistan'a ilerleyeceğiz. 2 tane destek birliğiyle Hint topraklarına gireceğiz. Ve Marathaları ortadan kaldıracağız Allah'ın izniyle. Çok iyi oldu bu. Ve böylelikle Anadolu'yla Hindistan'daki bulunan ordumuzun da bağlantısı kurulmuş olacak. Şimdi şu Afganistan'la bir hemen görüşelim bakalım. Nerede Afganistan? Burada mı? Afganistan arada. Çok da aramız iyi değil. Ticaret. Hemen become protector olabiliriz. Teknoloji verelim. Hemen hepsini veriyorum abi. Payment. Para da verelim. Kabul etmiyor. Ticaret yapacağız o zaman başta. Kabul etmedi. Teknoloji verelim. Hepsini verelim. Kabul eder belki. Kabul etti. Tamam. Friendly diyor. Güzel. Tamam. Bir de hediye para da gönderelim. Tamam. Afgan halkına da hayalimiz olan İpek yolu ticaret yolunu ele geçirmiş olacağız. Abicim bizim hayalimiz para pul değil lan. Anlayamadınız. Azıcık huzur. Huzur, huzur, huzur. Zaten gerisi geliyor. Ancak en merkezde bizim niyetimiz ne biliyor musunuz? Allah'ın rızasını kazanmak. Hani böyle arkadaşlarınız arasında bir iyilik yaptığınızda, bir şey yaptığınızda, böyle çok küçük bir şey bile yaptığınızda karşınızdaki size Allah razı olsun der ya. Dünyada sizin için edilebilecek en büyük dua budur ya. En büyük dua budur. Allah senden razı olsun. Yüce Yaratıcı senden razı olduktan sonra gerisi hiç sular seller gibi zaten gelir. O chatten de para diyor. Tamam. Afganlar savaş açmayacak. Tamam. Süper oldu bu. Of oğlum, şu an dünyanın en güçlü devletiyiz herhalde yani. Evet. Ticareti yeniden sağladık. Çünkü tamamıyla şu an Babil'le sınırız. Direkt olarak gördüğünüz gibi direkt sınırız. Efendim, bu şekilde paşamızın da kurtulacağını söyleyebilirim. Hazırlanım. Tamam. Maratha. Ne geziyor bu orada? Paramıza bakalım. Paramıza bakalım. 17.000 gold. Tur başına. Şimdi. Güzel. Şey yapabiliriz. Vergiler indirelim biraz. Biraz vergiler indirelim. Hatta tamamıyla indiriyorum şu an vergileri. Ne kadar gelecek? 7.000 gold. Bir tık zenginlerden alabiliriz. 10.000 gold. Tamam. Kafi. Vergiler indirdik çünkü halk bayağı yoruldu cihat ilan edildikten sonra. Yeni ordu kuruldu. Bakın 2 tane yeni ordu. Yeni sistem. Direkt batı tipi piyadelerden oluşan beylik yeniçerisi de değil, Kahire yeniçerisi dediğimiz bir ordu. İkincisi de Nizam-ı Cedid. Şu an toplamda 3 ordu nizamı ile savaşıyoruz. Beylik yeniçerileri, Kahire yeniçerileri ve Nizam-ı Cedid. Hazinedeki paraya mı bakalım? Ha, 1071. Hazinedeki para 1071. Bu bir mesaj olabilir arkadaşlar. Bu bir mesaj mı? Oğlum 3000 gold istiyor lan. Şu piyadeleri iyileştirelim de. Şu Yok bunlar değil. Bunlar iyi. 95, 186, 114, 217. İyileştirebildiğini iyileştirsin. Şimdi İspanyollarla anlaşma... Abi bu kadar savaştıktan sonra burayı vermek olmaz ya. Bir dakika. Bu adamların hepsi gelecek. Abi görüyor musunuz orduları? Oha! Grenadierlarla falan geliyor. Line infantry spamı. Bunlar oha! Wallonguards. Elite infantry. Bizde yok lan elit. Bizde var mı elite infantry? Dur bakayım. Yeni bina yapınca bize veriyor mu elit? Nizami Cedid Rifles. Bunlar şey. Bizde elit yok oğlum. Bak bir en son bu çıkıyor işte şu. Range 170, accuracy 60. Nizami Cedid tüfekçileri. Kaç kişi kaç birlikten 140. Bak işte bu ama şey işte abi bu izci. İzci yani. Kahireler elit değil ki. Kahirelerle elit infantry diye mi geçiyor? Ha, bunlar da elit diye geçiyormuş evet. Tam işte direkt batı tipi dedik ya. 110'a 45. Bunlar kaç ne yapıyormuş abi? 110'a 45 diyor. Bu kaç? 110'a 55. Yok artık. Milli defense 20. Bizim milli defense'ine bakar mısın? 13 adamların 50. Böyle bir hile yok ya. Hiç adil değil abi. Adamın milli defense... ...20 bizimki... Tekrar bakalım. Adamların 20 bizimki 13 abi. Hiç alakası yok yani. Paşam daha iyi bir birlik var mı nizam tüfekçilerinden? Şu an yok. Tamam düzelttik. 20 ile 13. Gene fark var abi. Şimdi şöyle çok üzücü bir şekilde o kadar can verdikten sonra İspanya'yı terk etmek zorundayız. Bunun sebebi hayattakilerin ölmemesi. Ancak tekrar yemin ediyoruz. Vallahi billahi Madrid'e geri geleceğiz. Şanımızı zaten biz herkese ispatladık. Herkes buradaki şanlı mücadeleyi gördü. Şimdi tekrar deneyeceğiz. İspanya karşılığında, Madrid karşılığında Venedik ve Naples'ı istiyoruz. Kabul etmiyor. Şey de yapabiliriz ama Avusturya'yı terk edersek, çünkü biliyorsunuz Habsburg bunlar aynı hanedan. Habsburglara terk edersek İspanyollar zaten savaşıyorlar. Fransa ile dost ama Fransa giremeyecek. Biz bir deneyelim de deneyeceğiz. Diplomasi de devam ediyoruz diplomasiye. Bu arada unutmadım isimleri vereceğim size şeyleri. Oğlum kabul ederse çok basit olacak ya. Sadece Naples iste. Aa çok basit olacak ya. Madrid çok daha önemli bir yer abi yani. Şimdi şöyle en kötü yani bunu kabul et. Ya bu kadar da basite kaçmak istemiyorum açıkçası Naples vermesini. Verecek mi bakalım? Avusturya'yı terk edebiliriz ya. Şu olabilir. Şu olabilir. Yok. Avusturya'yı terk edelim burayı. Tamam. Bir deneyelim bakalım. Ama Avusturya'yı terk edersek buraya tekrar giremeyiz. Avusturya ile savaşmak zorunda kalırız. Ne? Porto'yu mu? Şey mi diyorsunuz? Amerika'dan mı toprak? Takip için teşekkürler. Bu adam hiçbir türlü kabul etmeyecek mi diyorsunuz? Dur bakayım. Oğlum Küba ve şey isteyelim mi? Babür'e verilir mi abi? Babür'ün İspanya'da ne geziyor? Gözünüzü seveyim. Biraz realist hareket edeceğiz arkadaşlar. Babür'e vermem. Küba ve İspanyola. Karayipler. Almanların Abi Avusturya Habsburg hanedanı abi. Aynı sülaledenlerle. Nasıl ne var? Babürlerin olmasından daha mantıklı yani. Fransa'ya niye vereyim abi? Fransa'da savaştayız. Fransa zaten çok güçlenmiş. Durun biz. Tamam bir deneyelim tekrar. Tamam şey yapacağım. Sadece Naples. Teknoloji. Sadece şu. Daha ucuza. Portekiz'e özgürlük verme gibi bir şeyimiz yok şu an. Yok abi hiçbir şekilde kabul etmiyor. Çünkü orduları var. Prestije bakalım bir. Abi İspanya aydınlanmanın dibi yani şu an. Dünyanın en ilim bilim her alanda yani ortalamada en güçlü devleti İspanya. Naval 3410 puan. Bizim 3 abi. Askeri olarak gücü yok da ama hepsi bütün orduları burada. Gelecek abi bu adamlar. Bu adamlar buraya girecekler yani. Tamam bir şey daha deniyoruz. Tekrar deniyoruz. İspanya Naples sadece bu kadar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Teknoloji de istemiyorum. Barış yapacağız. Toprak istemiyoruz. Tamam. O zaman şeyi kabul edeceğiz abi. Venedik kaybını kabul etmiş oluyoruz yani. Venedik'in kaybını kabul etmiş olacağız. İspanya'ya veriyorum. Teknoloji istiyoruz. Barış. Yok. Vermiyor abi. Çok basit biz. Ordu tamam bir deneyelim bakalım. Teknolojiden ziyade bir şey isteyelim bakalım. Diyet ne kadar verecek bakalım. 20.000 gold. Yok abi. Aynen ben de katılıyorum. Muhammed Ali'nin dediğini diyor ki şu ordular diyor çok büyük zayiatlar vermeden diyor kesinlikle diyor kabul etmez diyor yani. Bak burada ordusu var hala. Gemisi çok fazla. Burada ordusu var. Burada rahat. Ordu sevk etsek tutunuruz. Ama çok uzun sürecek. Çok uzun sürecek yani. Burada bitmeyen savaşlar yapacağız sürekli böyle. Bunları imar edemedik. Paramız yok. İmar edemediğimiz için ordu üretemiyoruz. Yani bu savaşı alsak barış yapar mı diyorsunuz? Yapalım mı bu savaşı? Ama burada Sur var işte abi. Bu savaş da bitmez yani. Kuşatma başladı. Havan topumuz yok. Cık, bu savaş bitmez. Yerleşim yeri kuşatıldı. Şunu otomatik alabiliyor muyuz acaba ya? Madrid'i yık komple. Yerleşim yeri kuşatıldı. Madrid'i doğru yık abi. Bir sonraki tur savaşa girmeyecek bunlar büyük ihtimal. Bir tur daha bekleyeceğiz, tamam. Başka çare kalmadı abi. Bize de yar olmuyorsa onlara da yar olmasın. Zor toparlarlar. Tamam, burada Safevi zaferini aldık. Balkanlar korumada, tamam. Hakim Paşa burada. Tamam. Sonraki tur. Lisbon oto denemiyorum ya. Öyle bir yere otomatik yapmayalım. Girersek kendimiz girerdik. Derken gene mi saldırıyor? Şaka mısın ya? Otomatik yapacağım bunu. Ama bir şey diyeyim mi? Bak kaç adamım ölecek. Çok merak ediyorum şimdi. Zafer bizim. 500 kişi. İspanyollar bayağı psikopat çıktı. Düzeltiyorum, Fransızlar. Cebeli Tarık nasıl GG? Cebeli Tarık'a ordu mu gitti? Cebeli Tarık'a ha, onlar çıkar. İspanyollar oraya giderse büyük sıkıntı. Ha iyi, tamam. Tamam, limana gitti. Limanı işgal etti. İspanya'da yeni devlet kurulmuyor ya. Ha başkente, ama Lisbon'da isyan çıkacak. Ama Republic o kendi şeylerinde arkadaşlar ya. Kendi içlerinde oluyor. Yani biz isyancı çıkartırsak yeni devlet çıkmıyor. İspanyol isyancıları diye çıkıyor. Rebel gibi yani. Yeni bir devlet kuracak şekilde çıkmıyorlar. İspanya'da vergileri yükseltme diye bir şey yok ya. Evet, Safavilerin ortadan kalkmasıyla direkt Babürlerle sınır olduk. Tamamıyla buradaki orduları oraya kaydıracağız. Evet. Oo, bir şeyler oldu bakalım. Maykop, Don Vojska. Şimdi burada neler var? Farmland, cami, iplik mevzusu. Buraya mutlu mu bunlar? Gayet mutlular. O zaman buraya bir fabrika gider abi. Uf, Larissa. Yunanistan'da neler var şimdi burada? Liman var. Üzüm. Fabrikamız varmış. O zaman buraya bir cami. Değil mi? Aynen. Atina'ya bir cami yapalım artık değil mi? Orenburg. Orenburg. Başkurtlar da. Ne Orenburg'u ya? Buranın kesin bizim bildiğimiz bir adı vardır yani. Ha, Kazan. Kazan'ı istemiştiniz. Durun bakalım, deneyeceğiz. Buraya abi. Müslüman zaten burası. Buraya bir fabrika gider mi? Bence gider. Çok mutlular abi. Fabrika. Kut. Of. Kut artık gelişti. Palazlandı. Bir adı sanı bilinen bir yerleşke haline geliyor. Kut. Bir öngörüde bulunayım. İleride burada muazzam bir zafer elde edeceğiz. Öngörülerim onu söylüyor. Kut'a bir kale lazım. Kut'a kale değil de. Bağdat çok büyük lan. Bağdat'ta neler var? Tarlalar, pamuk, fabrikamız var. Buraya bence istihbarat üssü yapalım. Aynen. Doğu istihbarat üssü yapıyoruz buraya. Samara. Of. Astaran. Burada ne var? Burada sadece bir tarla var. Buraya bir cami yapalım ya. Buraya bir cami gider. Darna. Mısır. Evet. Burada nelerimiz var? Tarlalar. Fabrika. Tarla. Buraya bir daha şey yaparsak burada işçi sınıfı artacak. Burada sıkıntı çıkabilir ya. Ne yapalım buraya? Camiye de gerek yok ki. Kaçta kaçmışsın bura? %80. Gerek yok. Okul gerek yok. Tamam, bir daha fabrika yapalım ya. İbrahim Mehmet. Oo. Çok önemli bir kumandanımız, daha doğrusu bir amiralimiz hakkın rahmetine kavuşuyor. İbrahim Mehmet Paşa'nın belki ismini çok duymadınız ancak kendisi biliyorsunuz ilk Büyük Britanya buhranında ne yapmıştı? Önemli savaşlar yapmıştı ama bunu otomatik yapmıştık tabii. Otomatik görmüştük. O savaşları kazanmıştı İngilizlere karşı. Akdeniz'deki İngiliz filolarına dağıtan paşamızdı. Hakkın rahmetine kavuştu kendisi. Şimdi yeni bir amiral atamak istersek 1600. Evet, 1600. Yeni bir amiral atıyoruz. Hayrettin Hoca. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir de burada rahmetli analım. Hayrettin Hoca yeni amiralimiz. Fifth rate. Atadım, hayır, alaylı. Trade Drill Master, güzel. Infantry. Ak Hakim Paşa. Command Van Leading Infantry Unit, güzel. Corland. Kim almış bunu? İspanya'da isyan çıkacak diyor. Evet. Şu an büyük sıkıntılarımız var. Kim almış burayı abi? Rusya almış. Heh. Birimlerimiz üretildi. Arnavut birlikleri de katıyoruz bu orduya. Boşnak ve Arnavutlar. Evet. Şimdi biz turu geçtik mi ya? Geçtik değil mi? İspanyollarla tekrar bir anlaşmaya gidiyoruz. Şu İspanyol orduları ne yaptı? Hoş geldin. İspanyollar gelmiyor. İlerlemiyorlar. Cebeli Tarık'ı kaybetme riskimiz var. Bunların gelme riski var. Burayı tamamıyla yerle bir ettik. Şurayı da yık. Aa, ben burayı niye yıkmadım? Ben niye yıkmadım burayı? Tadi şehri yıktık. Evet, büyük bir salaklık yapmışım az önce. Onu fark ettim. Şimdi tekrar bakın veriyorum. Bakayım 20.000 gold'u kabul edecek mi? Bir düşünüyor, vereyim mi vermeyeyim mi, alayım mı almayayım mı diye düşünüyor, sonra kabul etmiyor yani. Papalık, Büyük Britanya ve Fransa ile dost. Cebeli Tarık bizde kalıyor zaten, orayı vermiyoruz. Yok abi, bu GG ya. Hiçbir şekilde kabul etmiyor. Teknolojiler istiyorum. Çok vakit kaybettirdi bu bize diplomasi olayları ya. Terk edersek direkt girecek. Tamam, Habsburglara terk ediyorum ya. Habsburglara terk ediyorum abi. Oha, kabul etmiyor. Aa, istemiyorlar. Biliyorlar çünkü. Tutunamayacağını biliyor. Abi Lizbon'u alırsak olay biter de Lizbon'u borduyla alamayız. Alamayız borduyla. Line Infantry spamı var. Anlamsız güçlü yani. Anlamsız güçlü. Tamam, bir deneyelim ama ya. Dur bakayım, otomatik deneyeceğim. Kendim savaşmak istemiyorum çünkü. Diyeceksiniz ki ya bu kadar ordum var. Daha önce dilimiz yandı arkadaşlar. Bu modda gerçekten defansı çok güçlü Batılıların. Ne zaman? Kaleleri savunurken. Başkentleri savunurken. Yo, New Spain durmuyor. Heh, aldı otomatik. Tamam. Tamam, Portekiz'de aldık. Şimdi İspanyollarla bir görüşelim bakalım. İkinci başkentleri de düştü şu an. Kendim savaşsam emin olun şöyle olacaktı. Böyle en az 1 saat savaş yapardık yani. 1 saat. 1 saat savaş yapacaktık. Izdırap bir şekilde hiç uğraşmak istemiyorum. Çünkü daha önce şeyde uğraştık. Fas'ta. Fas savaşını falan hatırlayın. 10.000 askerle girdik. 7.000 askerimiz ölmüştü yani. İngilizlere vermem. Şimdi İspanyollara bakalım. Portekiz ve İspanya'ya geri vereceğim. Naples ve Venedik'i veriyorsun. Barışıyoruz. Reject. Oğlum bu adamlar, biz ticaret yapmıyor muyuz zaten? Niye şey yapıyor? Vermiyor abi herifler. Oğlum başımıza bela çıktı ya. Barış önerdik abi. Var işte Peace Treaty. Yok abi, kabul etmiyor. Oo. İspanya'nın bu diretişi anlamıyorum hala ya. Çok dişli çıktı lan adam. Yok, kabul etmiyor ya. Strong Ranger zaten geçen bölüm yaptık. Avusturya ile konuştuk aynen. Bak hiçbir şey istemiyorum. İspanya ve Portekiz'i Avusturya'ya terk ediyorum. Yok, kabul etmiyor. Papalığa versek. İspanya'nın zaten dostu. Ha, terk edebileceğimiz başka kimse kalmadı. Aydın'a diyor ki müttefiklerle savaştasın. Kendisinin ordusu var. Asla kabul etmeyecek diyor. Doğru. O zaman bize yerle bir ederiz abi oraları. Bunu biz istemedik. Bunu İspanyollar istedi. Bunu biz istemedik. Bunu yıkamıyoruz. Zaten GG. Bunu asla ben istemedim. Girebiliyor muyum? Burası savaş olacak mı? Olmaz herhalde. Evet. Cebeli Tarık'a geri çekildik. Marş. Ek emriniz var mı? Aldıkları topraklar sadece ölülerini gömmeye yeter. Bak yanıyor, her taraf yanıyor. Evet, onun zararı çok olacak. Kesinlikle zararı çok olacak. Bunu halledemiyoruz. İspanyollar, Fransızlar oraya girdiği için. Bakalım ama tek kişiyle buraya saldırırsa ne olacak? Alacak yani direkt buraya otomatik. Neyse, bu direkt şey, Portekiz elden çıkmış oluyor. Bayağı zararı olacak İspanyolların ya. Geri çekileceğiz. Evet, yapacak bir şey. İberya'da lanetle anılacağız. Doğru, halk bundan kesinlikle mutlu değil. Ancak aklı selim olanlar şunu anlayacaktır. Barış için çok direttik. 3 sene, bakın 3 sene barış için direttik. Düzeltiyorum, 3 mevsim. Hayır, düz barış yok abi. White peace yok. Öyle bir şey yok yani. Şimdi onlar düşünecek. Aynen öyle. Biz yapacağımızı yaptık abi. Nereye geliyor lan bu? Allah belanı. Geri zekalılar. Ne yapıyor la bunu? Trollüyorsunuz mu oğlum? Ne yapıyor? Ha, getiriyor şu an. Şeye götürüyor. Avusturya'ya götürüyor. Aynen, masada mı kaybedeceğiz abi? O nedenle yapmıyoruz şu an. Yani şimdilik geri çekildik. Herhangi bir anlaşma yapmıyoruz ya. Ruslar dostluk anlaşması yapak diyor. Dengeler değişti abi. Şöyle yapacağız. Kazanı ver. Tatar bölgesi. Aynen. Burayı ver. Para verme. Teknoloji, hatta ben ne vereyim sana? Bunu geç. Bunu verme. Çünkü bayağı faydası olur bunun. Şunu istiyor. Tamam, bunu vereceğiz. Bunun da aslında bir şey olur. Ama yok ya. Avusturya ile dost bu. Petro iyice çıldırdı aynen. Deli Petro. Tam deli Petro. Tamam, böyle ya. Kabul edelim mi? Ne diyorsunuz? Rusya ile bir sorunumuz kalmıyor abi. Çözmüş olduk yani. Savaşta yendik. Avusturya bizim de düşmanımız olacak abi. Tamam. Bence bu iyi yani. Tatar bölgesini verecek. Kazan'ı verecek. Yok. Vermiyor. Evet. Vermedi. Diplomasi işte çalışıyor yani. Vergileri tekrar normal haline getirmemiz lazım bu arada. Güzel toparladı orduları. Bu Mysore ne iş yapıyor ya? Sen de Maratalara saldırsana. Evet, giriyor, İspanya'ya girdi. Aldı Madrid'i. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Sürdürüyor. Tamam, buraya yerle bir olmuş durumda şu an. Şöyle yapacağız. Ya bu çok koydu bana ama ya. Bu diplomasi işi olmadı yani. Adam abi dediği gibi, Aydın Ağa dedi herhalde az önce. Bakın bir sürü ordusu var. Denizler de çok güçlü. Zaten onun dostlarıyla savaştayız. Yani buralar alacağına inanıyor zaten yapay zeka. Kesin inanıyor yani. Tutunamaz diyor zaten. Ama yemin ettik, geri geleceğiz yani. Emriniz evet. Var mı? Portekiz'i terk ettik. Savaş diyeti olarak para aldık. Barışı yaptık. Böylelikle bir cepheyi kapatmış olduk. Şimdi asıl hedefimiz Hindistan. Fransa ile barış yapmayı planlamıyorum. Çünkü çok güçlenmiş arkadaşlar. Fransa ile barış yapmayı planlamıyorum. Vergileri normal hale getireceğim şimdi. Anadolu ve Gürcistan'da isyan diyor ya. Buralardan vergi almasak. Bağdat. Buralarda çok fazla okul yaptığımızla alakalı. Yani anlamsız. New Temperature. Ne? The Royal Swedish Academy of Science. Kraliyet Bilim Akademisi. İsveç'in. Kalkus. Tamam işte. Bildiğiniz şey abi. Isı mevzularıyla alakalı. Teşekkür ediyoruz. Çalışmalarından dolayı. Aynen. Kalkus ölçü birimi. Aynen. İlmi çalışmalarından dolayı. Bak Batı'yla bir problemimiz yok abi. İlmi çalışmalarda övüyoruz. Biz geçenki eleştirimiz zihniyetiyle alakalıydı arkadaşlar. Bunu unutmayın yani. Biz insan düşmanı değiliz. Her şeyde böyle Batı'ya laf ediyorsun falan diye eleştiriler geliyor. Biz zihniyetine düşmanız abi. İnsanına değil. Celsius. İyi Paşa da Celsius diyor. Nasıl söyleyeceğiz onu? Celsius öyle mi? Ben sözelciyim abi. Bana fizik, matematik tabirleriyle gelmeyin. Nasıl görürsem onu öyle okurum. Sinop. Oo, Sinoplular burada mı? Sinoplular burada mı? Sinop'a ne yapıyoruz? Buraya balıkçı yapalım ya. Balıkçı, aynen balıkçı yapalım. Liman. Balıkçı limanı. Tamam, bunu tamir edeceğiz. Yo, gerek kalmamış. Workshop'u yaptık. Güzel. İşte bu. Yine bir Arnavut birliği. Hazırlanın. Marş. Hazırım beyim. İki Arnavut. Bir panduk daha üretilecek. Tamam. İşte bu kadar. Aynen. Bu orada da tamam. Portekiz'de zaten ne halleri varsa görsünler. Göreceğiz bakalım. Nasıl bir isyan çıkacak. Bu buraları imar edebilecek mi? Oğlum buraları yıktıydık. Ha, yani önceden aldı diye İspanya'ya şey yapamadı. Bu ordular burada duracak abi. Efendim. Sola marş. 3000 de bu. Bitti. 1000 gold. Oradan gitti bu. Efendim, iyileşti bunlar. Mughal bizde. Küçük Nedim Retreat. Ha, birliklere isim verecektim. Onu da söyleyeyim. Evet. Onu da yapalım. Şimdi. Bu birliğe. Şimdi. Bir soru soracağım. Hem önce herkes. Aboneler de katılmıyor. Yok, aboneler katılmıyor. Şimdi iki gruba vereceğiz. Bir, abonelerin isimlerinden birini delilere vereceğim. Genel izleyici kitlesinden birinin ismini de Memlüklere vereceğiz. Tamam mı? Şimdi soruyorum ilk soruyu. Soruyorum. Hazır mısınız? Bu ilk abonelere geliyor. Lütfen diğerleri yazmasın. Aboneler arasında. Şu an kaç tane abone var burada? Kaç tane abone var? Neyse ben söyleyeyim de. İlk soruyu sorayım, ondan sonra şey gelsin. Yazarsınız. Evet, soruyorum. Gazne'ye seferleri ile, yanlış söyledim. Bak şimdi direkt spoiler. Hindistan'a seferlerle ünlü komutanımız Gazneli kendisi. Spoiler vermeyin. İlk hangi abone yazarsa, subchat'imiz yok. Herkes buraya yazıyor. Oğlum üyeler demiyorum ya. Bu yazanların bu arada kim? Bu adamların ismi vermiyor. ProTürk, Eyüp, bunlar sizin ismi vermeyeceğim. Atakan, seni de vermiyor. Abicim abonelere yapıyoruz ya. Aboneler arasından söyleyecekler. Yani. Aboneler yazacak diyorum. Normal izleyici kitlesi yazıyor ya. Gözünüzü seveyim. Bak hala yazıyorlar. Hala yazıyorlar. Tamam, Kılıç Arslan işte yazdı. Tamam. Hala yazıyor. Abi zeki insanlarsınız. Gözünüzü seveyim. Sadece aboneler diyorum ya. Ondan sonra ikinci soruyu soracağım. Bütün herkes cevap verecek ya. Tamam. Kılıç Arslan'ın ismini verdik oğlum zaten ya. Bir ordu da var da Kılıç Arslan'ın ismi. Şurada bir dakika. Şuna verdiydik zaten abi. Ha yok, Batuhan Balaban Birliği'ymiş bu. Birine verdik diye hatırlıyorum. Senin Hindistan'da bir ordu da var değil mi? Evet. Bak var burada, adamım var işte. Tamam fail. Tamam, vazgeçtim. Çete ceza, vazgeçtim. MC Lead Healon'un ismini veriyorum lan. Adam aleykümselam, hoş geldin. Yeni bir soru soruyorum o zaman. Yeni bir soru. İlk önce aboneler, ondan sonra herkes ya. Hatta tamam dur bir dakika abi, şey yapalım da. Benim hatam zaten. Genel kitle. Aboneler cevap vermesin bu soruya. Aboneler cevap vermesin. İlk önce izleyicilere. Normal. Abi yok yok. Sub chat'i yok abi. Açmıyorum ya. Herkes aynı yerde duracak. Sub chat'i diye bir şey yok. Biz kardeşiz. Hepimiz aynı chat'teyiz. Hadi zor soruyorum. Çok zor soracağım. Dur bakayım. Çok mu zor soru olur? Hemen Google diyeceğiniz ama abi. Vakit kaybediyoruz ama bak böyle yaparak da. Herkes Google'u açtınız mı? Tamam, bunu sonraki bölümde yapacağım ya. Vazgeçtim. Ceza. Sıkıldım çünkü, canımı sıktınız. Benim izleyicilerimin gayet zeki ve söylenenin anlaşılacak şekilde hareket edeceklerini düşünüyorum. Aklımdaki sorularda şey. Sonraki bölümde ceza. Aynen ceza. Elimiz klavyede bekliyoruz. Orada belki, bilmiyorum, oyun bitmeden, bilmiyorum, bölümü bitirmeden belki yaparım. Ordular tamam. Tamam. Sözde bugün Nizami Cedid ordularını da görecektiniz ama nasip olmadı yani. Evet. Şu bakayım, burada bir savaş döner mi? Şu an dönmez. Bence bu orduları buluşturmamız lazım artık. Ne blok oğlum ya. Hazırlanın. Marş. Tamam, burada buluşacak bu ordular Allah'ın izniyle. Marş. Dur. Evet, bu arada ilan ediyorum. Dolapçı Memiş Paşa'nın kellesini kurtardı. Safevileri ortadan kaldırarak Moskova'daki bozgununun diyetini ödemiş oldu. Yıllardır zaten savaş meydanlarında Dolapçı Memiş Paşa'yı affediyoruz. Kellesini almıyoruz. Dolapçı Memiş Paşa kurtardı kendini. Kelle melle alma yok. Emirleriniz için hazırız. Adam şimdi Babürleri kurtarmaya gidiyor. Efendim, emirleriniz? Şimdi başka savaşmayacağız burada. Bunlar tamam. Küçük Nedim. Tamam, o burada. Deli Mehmet Paşa. Bunlar of. Nizami Cedid Paris'e girsin. Değerli arkadaşlar. Önümüzde muazzam bir hedef var. Kastil için ilan ettiğimiz, daha doğrusu Fas'ın kurtarılması için ilan ettiğimiz cihat başarıyla gerçekleştirildi. İspanya içlerine girildi. Portekiz'in içlerine kadar girdik. Sokaklarında, caddelerinde hilallerimizi dalgalandırdık. Ve İberya bölgesine, İspanya'ya çıktık. Cebeli Tarık bizde Allah'ın izniyle. İkinci kez buraya geleceğimizde yemin ettik. Burada dökülen kanlar asla ve asla unutulmayacak. Şimdi çok büyük bir düşman var karşımızda. Avusturya'nın bile yönettiği bölgelere girip Münih'i, Prag'ı, Stuttgart'ı, buraları ele geçiren Fransa Gördüğünüz üzere nasıl İspanya'nın hemen yardımına koştu. Şimdi en büyük düşman Fransa. Hali hazırda zaten Hindistan cihadımızda Bengal vardı, Maratha vardı. Şimdi burada da inşallah Bengal deltasına ulaşacağız. Buranın sömürülmesini engelleyeceğiz. Marathaları güneye hapsedeceğiz. Ve batıdaki iki ordumuz, iki farklı nizamda savaşan, bir batı tipli, iki kendi ıslahatlarımızla yaptığımız Nizam-ı Cedid ordusu. Kahire Yeniçerilerinden, Balkan birliklerinden oluşan bir ordu, Anadolu'nun bağrından ve Rumeli'nin bağrından kopan yiğitlerden oluşturulan ikinci ordu. Bu ordularla hedefimizi açıklıyoruz. Bu ordularla Avusturya üzerinden Bohemya, Münih ve Stuttgart'a yürüyeceğiz. Burada Fransızlarla mücadele edeceğiz. Ondan sonrası Allah kerim. Ondan sonrasını ben de bilmiyorum. Bir de bunun üzerine sonraki bölümde Kırım Tatarı karakterimiz ve Faslı karakterimizin arasında da ilk bağlar kurulacak. Onun da bilgisini vermiş olayım. Şimdilik ahval böyle. Beni izlediğiniz için, benle beraber mutlu oldunuz, benle beraber üzüldüğünüz için, oyuna katıldınız, etki ettiniz, fikir verdiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Hayır, öbür bölüme. Burada ben biraz kırıldım açıkçası. Ben diyorum ki şunu sorun, şunlar cevap versin. Bir bakıyorum patır patır, sanki ilkokuldaki çocuklarmış gibi koca koca adamlarsınız, cevap veriyorsunuz. Bunun bir diyeti olması lazım. Öbür bölüme bekleyeceksiniz, öbür bölüme. Soru cevap öbür bölüme. Ondan sonra isim vereceğim. Evet. Sonraki bölümde buluşana kadar desteklerinizi temenni ediyorum. Beğenidir, yorumdur, abone olmadır, üye olmadır, takip etmedir, arkadaşlarınıza haber vermedir. yabunizampaşa.com'a gelip yazılarımızı okumadır. Bakın Gökhan çok güzel oyun haberleri giriyor. Yani bunları okuyabilirsiniz. Tamam. Herkes kendine iyi baksın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.